Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve gündemden haberdar olmak için kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz, şimdiden teşekkürler. Abdi Aciz, Ene ya da Narsizm Ben demek utanılacak bir hadiseydi. Biz demek daha büyük bir ben aslında, küçük benlerin toplamıdır çünkü. Biraz da seçilmiş, seçkinci bir topluluk. Asıl olan haktır. Biz ise kuluz aşağılık kompleksine sahip birileri, abartılmış düzel kişilikleri yücelterek, kendisini bu yapının içinde belirleyici, önemli bir kişilik olarak göstererek ve tüzel kişiliği yücelterek kendine bir makam tayin ediyor. Bunlar kendine aşık, narsist, megaloman tiplerdir. Egosantrik, ben merkezci tiplerdir. Başarıya odaklanmışlardır. Kendilerinden menkul kerametleri vardır kibirlidirler, lider olmak isterler. Ya da bir liderin adına hareket eder gibi davranırlar. Lideri yüceltir gibi gözükürken, orada asıl bu işleri yapan en önemli kişi kendiymiş gibi davranırlar. Liderlere atfettikleri meziyetlerin birçoğu kendileri ile ilişkilidir. Şöhret budalasıdırlar. Övülmek, fark edilmek isterler. Başkalarını aşağılama, küçümseme eğilimindedirler. Aslında bu bir kişilik bozukluğudur ve bu tipler siyaset, iş, sivil toplum, medya, sanat çevrelerinde bol miktarda vardır. Uzmanlar bunların empati yoksunu, ötekilerin duygu, düşünce, acılarını anlayamayan, kendi kurguladıkları bir dünyada yaşayan, kendilerini dış dünyadan soyutlayan insanlar olduklarını söyler. Tanrı krallar, Firavun, Nemrut, Karun, Belam gibi karakterler bu grupta yer alır. Şeytan da kendini insandan üstün görürken aslında aynı yanlışa sürükleniyordu. Birçok devlet milliyetçilik ya da ulusal çıkar perdesi arkasında narsistik bir tutum sergiler. Tarihte birçok dini, mezhebi, ideolojik, politik liderlerde de benzer tutumlar görülebilir. Din büyüklerinin ilahlık ve rablik iddiası da aynı kökten beslenir. Bu tipler kendileri için önemli olan bir şey Başkalarının zararına da olsa bunu kabul edebilirler ve planları tutmaz, başarı beklerken zarara uğrarsa öfkeli tepkiler verebilir. Başarısızlığından başkalarını sorumlu tutabilir. Saldırganlaşabilir, psikolojik olarak çökebilir, hatta intihara yönelebilir. İtler buna önemli bir örnektir aslında. Bir yandan kibirli, güçlü görünmelerine rağmen intihar eğilimi bunların kırılgan yanını göstermektedir. Aslında özgüven dediğiniz şey marazi seviyeye ulaşmamış narsist bir temeli olan tutumu ifade ediyor olabilir. İzzeti nefis de böyle bir şey. Belli bir seviyede bunun olması gerekir ama belli bir çizginin ötesinde hastalık ya da ahlaki bir zaaf olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu kadıncı, erkekçi eğilimler benzer özellikler taşırlar. Bana kalırsa toplumda narsistik eğilimler giderek artıyor. Bu tip egosantrik kişiler, kendilerini, çıkarlarını, kendilerine ait olan şeyleri giderek daha fazla önemserken, başkalarını da o seviyede aşağılamış olurlar aslında. Ve kibir dediğimiz ahlaki zaaf da bu kaynaktan beslenir. Bu tipler mükemmeliyetçilikte marazi bir noktaya ulaştıkça daha fazla başarı, güç, saygı, itibar, zeka, güzellik ve övgü ile birlikte fantastik ilgiye ihtiyaç duyarlar. Empati yapamaz hale geldiklerinde korkaktırlar ama bu duyguyu bastırmak için aşırı cesur gözükürler, aynı zamanda aşırı güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bu durum onlar için çok önemli bir kişilik olduğu ile ilgili dışa dönük bir güç gösterisi ve karşıtlarına karşı caydırıcı bir baskı oluşturacaktır. Kibirli ve kaba kişiliği gizlemek için aşırı saygı ve hayranlık beklentisi ile hayırsever ve cömert, yerine göre halkçı, dindar, milliyetçi reflekslerde gösterebilirler. Bunun kadını erkeği, yaşlısı genci, doğlusu batılısı yok. Amerika'da, Kore'de, Çin'de, Rusya'da, AB ülkelerinde, Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Türkiye'de her partiden, her cemaatten, her gelir ve etnisiteye sahip insanlarda görülebilen bir durum. Bazen kişi ilmiyle ya da dini statüsüyle kibre kapılabilir. Birileri din büyüklerini ilah ve rab edinebilir, birileri de kendileri gibi düşünmeyenleri tekfir edebilir. Bu yanlışlar aynı temelden kaynaklanır. Bazıları kendi üstünlüğünü yücelttiği bir değere, kişiye, kuruma, gruba kendini isnat ederek ispatlama gayretine de girebilirler. Narsistik bir çeşit aşk hastalığıdır ve burada kişi kendine aşıktır. Çocuklarınızı aşırı şekilde başarıya, zenginliğe ve güce şartlandırırsanız, onları öyle bir cehenneme sürüklersiniz ki, birçok ideolojik, politik yapı, işletmelerde liderlik, sporda koçluk, cemaat yapıları, okullar insanları buraya yönlendiriyorlar. Empati yoksunluğu, duygusal körlük ve sağırlık, kibir, haset, kıskançlık ile birlikte gelişiyorsa işiniz zor demektir büyüklenmeci olsun, kırılgan olsun, çevrelerinde beklentilerine karşılık bulamazlarsa, bariz hatalar sonucu küçük düşmekten korkarlarsa tehlikeli olabilir. Bırakın çocuklarınız ufak tefek hatalar yapabilsinler. Yapamadıkları şeyler olsun, yanlış yaptıklarını anladıklarında özür dileyebilsinler. Mükemmeliyetçilikten, çocuklarımızın bütün derslerinin pek iyi olması beklentisinden vazgeçerim. Bu liderlik ve başarı psikolojisi anomaliye dönüşürse bu kişiler hem kendi başlarına bela olurlar hem de çevreleri için, aileleri için zarar verici ve tehlikeli olabilirler. Çocuklarınızı bazı konularda başarıya şartlandırmak yerine onlara merhamet, şefkat, tevazu, özür dilemenin bir erdem olduğunu, inadın ahlaki bir zaaf olduğunu onlara anlatmamız gerekiyor. Yoksa bunlar ekonomi, siyaset, bürokrasi, toplum hayatlarında kendileri mutlu olmadıkları gibi çevrelerine de huzursuzluk verirler. Bu yanlışlar bazen aile ve çevre şartları okul üzerinden tevarüs edebilir. Bir kibir ifadesi olarak şeytanı yoldan çıkaran ilk günah bendir. İlk haram ene yani ben ile başlar. En büyük narsist şeytandır. Biz sonuçta aciz bir kuluz kula kulluk etmeyecek kadar başımız diktir, ama başkalarına ilahlık ve rablik taslamamamız için Allah'ın huzurunda başımızı yere koyarız. Zalimler karşısında ise başımız diktir. Ancak dik başlı değiliz. Herkesin birini kahraman birini hain ilan ettiği ortamda narsist eğilimi salgın haline gelir. Narsist kişiler, kendi hempalarını, tabilerini örgütleyerek onlar üzerinden bir tatmin sağlarlar ve bugün boşanma, intihar ve cinayetlerin patlamasında bu eğilimin rolü büyük. Narsizm, toplumda giderek yükselen bir hastalık olarak her yıl daha fazla kendini gösteriyor. Aileler dağılıyor, gençler daha mutsuz hale geliyorlar. Bencillikten Allah'a sığınalım. Aman dikkat! Selam ve dua ile.